Bize birer doktora tezi gibi olacak. Her gün bir şey ilave edeceksiniz. Zaten sonra seyrettikçe anlayacaksınız ki herkesin motion offense farklı. Yani herkes motion offense 15-20 sene evvel keşfetmiş bobiner şey yapıyor ama ondan sonraki hocalar, koçlar kendilerine göre değiştirmişler. Zaten hemen siz de kendinize göre bir son offense bulacaksınız. Motion offense bulacaksınız. Tekrardan kargaşayı çözecek birkaç şeyi ben anlatayım dünden sonra. Bir tanesi en önemlisi spacing. Yani kargaşa nasıl oluyor? Herkes aynı yere koşuyor. Bir tane sahanın bir tarafında 4 kişi oluyor, bir tarafta 1 kişi kalıyor. Orası çorba gibi oluyor. Onun için bir kaydı dün söyledik. Aynı tarafa doğru 2 kişi, biri kat ettiği zaman diğeri aynı tarafa kat etmeyecek. Yani tur verip köşeye gitmişse bir adam, öbürü de ona verip gene köşeye gitmeyecek. Yığılmaları böyle önleyeceksiniz. İkincisi spacing, yani her oyuncu diğerleri arasında 4 veya 5 metre mesafe olacak. Hiç kimse burun burnu olmayacak. Bu 4-5 metre mesafeyi de dribblingle düzelteceksiniz. Dribblingin kullanıldığı yer, dribbling adam pas açısına getirmek için dribbling yapacak. Veya bakacak ki spacing'de herkes burun buruna girmiş, dribbling'de yerini değiştirecek. Bir kaide bu. Ondan sonra motion offense'in birinci şeyi, pası veren hareket edecek. Pası veren yerinde durmayacak. Siz bir kere buna bakacaksınız. Dün akşam bir arkadaşımız bana dedi ki, gayet haklı olarak, biz dedi bu motion offense yaparsak, şöyle öne geliyoruz, size alıştık onu. Şuraya geliyoruz. Pasını gördük. Şu da oldu. Doğrudur. Böyle olacak. Böyle bu his gelecek. Fakat bu hissi esasında görünüşte doğrudur ama aslında yanlıştır. Çünkü bu adamın kasetinden siz genel havayı sezebilirsiniz. Fakat sonra bıraktığınız o final kaseti bir doktora tezi gibidir. Basketbolun esaslarını yansıtırneşmeyi, kat etmeyi, switch yapıldığı zaman ne yapacağını bir doktora tezi gibi anlar. Çok sıkıcı olduğu için o kaseti seyrettirmiyoruz ama size bırakıyoruz. Ve bunu onu öyle izlediğiniz zaman basketbolun kendisini öğrenmiş olacaksınız. Yani ne diyorsunuz adama? Müdafayı oku kardeşim diyorsunuz çocuğa. Siz kendiniz müdafayı okuyabiliyorsanız çocuğa bak bu durumda yanlış yaptın. Müdafayı okusaydın, doğru okusaydın şuradan kat etmen lazım. Ya seni uzaktan tutsan flare etmen, geri çekilmen lazım. Ya peşinden geldi. Kör atman, turnikeye gitmen lazım. Ya orada kaldı. Açılıp cemşete bulman lazım. Siz savunmayı okumayı öğrendiğiniz sürece çocuğa hakim olmanız muhakkak. Çünkü çocuk her dakika bir şey söyleyeceksiniz. Eskisi gibi değil ki yazdığınız oyunda bak şuradan kat ederken geç kaldı falan gibi değil. Her pozisyonda çocuğa savunmayı okuma yükümlülüğünü verdiğiniz için sorumluluğunu. Ona siz yardımcı olacaksınız. Onun için çocuk sizi küçümseyecek hissi önce doğrudur. Fakat sonradan siz kendisi işin esasını öğrendikten sonra size olan hürmeti daha da çok artacaktır. Çünkü hem eğlenecektir, hem kendi yaratıcını ortaya koyacaktır, hem de mütemadiyen bilgi öğrenecektir. Ve sizi de bir şeyden kurtaracaktır. Basketbol hayatınızda işte çok genç olduğunuz için daha henüz sonra ne düşüneceğinizi ben sizinle söyleyeyim. Her sene yeni oyunlar düşünmek zorunda kalacaksınız eğer paten oynarsınız. O sene paten oynattınız, bir şeyler gösterdiniz. Herkes onu öğrendi. Ne yapacaksınız? Bir dakika aynı şeyi çıkaramıyorsunuz. Hadi yeniden bir şeyler bulun. O hafta yaptığınız burasında yanlış düşünülmüş. Öbür hafta başka bir şey öğreteceksiniz. Yani çocuklar o zaman sersem olacak. Halbuki burada çoğunluk öğretmen olduğu için. Öyle değil mi galiba? Öyle değil mi? Öğretmen olduğu için. Siz basketbolu öğrenirseniz, bir ders kitabı şeklinde öğrenirseniz her sene aynı şeyi öğreteceksiniz. Her şeyi aynı şeyi öğretirken her sene siz daha iyi öğreneceksiniz. Bütün problem bu. Her sene yeni bir şey öğrenmeyeceksiniz. Çünkü her sene yeni paten koçlarının her sene yeni öğrettikleri şey basketbol değil. Kendi uydurdukları oyunları yeniden öğretiyor. Ve öyle yaptıkları zaman basketbolun esasını hem kendileri öğrenemiyorlar hem çocuklara öğretecek o derinliği ve o yoğunluğu bulamıyorlar. Onun için önce size böyle derlerse şey yapmayın, şaşırmayın. Zaten burada size diyecekleri ilk soru şu. Peki çalışsak mı çalışacaksınız? 2 ay, 3 ay tam maçlar gelecek. Diyecekler ki size, hocam biz sayı atmak için hangi oyunu yapacağız? Bunu soracaklar. Yani ahali alışmış size bir patenden oyun beklemeye. Öyle sordukları zaman da şaşırmayın ve bozulmayın. Hatırlıyor musun?
Ona bir daha da, bir daha başlayacaksınız. Sayı pozisyonu sen yaratıyorsun arkadaşım. Biz sana tahtta bir şey göstermiyoruz. 1-2-3 numaralı oyunumuz yok. Bunu sordukları zaman daha olayın yarısında olacaksınız. Ve tekrar devam edeceksiniz. Şimdi buradaki olayda yaratıcılığı, gece oturup da siz pozisyon yaratma sorumluluğunu çocuğu nasıl daha yaratıcı yaparım diye düşünerek harcayacaksınız. Ve onlar, çocuk muhakkak ki daha iyi oyuncu olur. Madem ki hocasınız, ilk şeyiniz maç kazanmak olmamalı. Sizin ilk hedefiniz oyuncu kazanmak olmalı. Oyuncu yaratmak olmalı. Ve burada bugün için böyle bir baskı yok Kıbrıs'ta. Türkiye'de olsa herkes şampiyon olsun diye uğraşıyorlar. Hep büyük rekabet var. Burada şampiyon olsun diye uğraştırdıkları çocukları 5 sene, 10 sene uğraştırıyorlar ve aklımda baktığında bir tek oyuncuları olmuyor. Burada bu imkan var. Bu baskı yok üzerinize. Maç kazanmak baskısı varsa da başkan önleyecek. Varsa da olacaktır. Zaten eşyanın tabiatında olacaktır. Ama altyapı hocası söylüyorum. En büyük meziyeti, en büyük sermayesi arkasına baktığında birkaç oyuncu hazırlamasıdır. Bir tane, iki tane oyuncu hazırlamaya başladığınız anda isminiz hoca olacaktır o günü. O güne kadar kendi hocamızsınız. Yani bildiğimizi yazmışsın, çizmişsin, bunlar öyle. Bu değil, esas hocalığın gösterisi hakikaten iyi yetiştirdiğiniz iyi oyuncu sayısıyla verilir. Siz iki tane iyi oyuncu hazırlamışsanız zaten hem kendinize hem o takıma hem de memlekete görevimizi yapmış olacağız. Ama maç kazandı. Maç zaten silinmiş gitmiş. İki tane oyuncu yok ortada. Onun için bu sistemi biraz muğlak olmakla beraber fevkalade çok öneriyorum. Israrla öneriyorum. Ve arkasında bu konuşmanın sonunda da ben biraz duracağım ve sonuna kadar zon ödense geçeceğiz. Zon işini bugün bitirmiş çıkacaksınız. Yani zon hakkında bir şüpheniz kalmayacak ki. Bu çok iyi bir şey. Hiç olmazsa gene fundamental için düşünmeye vaktiniz olacak. Zonu yaparlarsa ne yaparız? Tereddütü bitecek mi? İşte. Şimdi basketbol yapıyorsun. Şut çekmeye, pas vermeye ya da topu sürmeye hazır olmalısınız. Yaptığınızı bitirecek en iyi durumda olmalısınız. Başka bir deyişle bu yararlı olmalı. Savunmayı da almaya hazır olmalı. Pek çok hücum hakkında hemen arkaya bakarlar ve topu sürer. Biz en güçleri önde yer almalarını anlatıyoruz. Potaya hemen gidebilecek fırsatı yakalayabiliyor. Hareketli hücumu öğretirken ikinci anlık derse belirsiz hareket etmektedir. Bizim hücum takımımız sahaya çıkarken ne yapacaklarını tam bilemeyiz. Ama dengede olacaklarını, savunmayı okuyacaklarını ve iyi şutlar çekeceklerini biliriz. Hücumun belirsizliği savunmayı güçleştirir. Evet, yani söylediği şeyler çok şey makul. Bir kere triple threat dediğimiz, yani siz topu sahanın neresinde alın, görüp potaya döneceksiniz. Birinci bu, fundamental bu. Bu triple threat dediğimizde şut atabilirim, dribbling yapabilirim, pas veririm. Yani öyle bir yerde tutacağım ki adamı bir kere bunu öğreteceksiniz. Hiç kimseye şimdiye kadar bunu öğretme fırsatınız oldu mu? Olmamıştır. Neden? Çünkü o sırada kendi yaptığınız oyunun telaşındasınız. Yani adam basketbolu konuşmuyorsunuz. Kendi kafanızdaki basketbolu konuşuyorsunuz. Her oyunda da, her antrenmanda. Onun için adamlara daha potaya döndürme şeyini bir adamı en iyi oyuncu yapmak istedim. Oyuncu yapan en kestirme yok. Topaya, potaya döndürmek. Bunu da hiç söylememişsinizdir şimdiye kadar. Ama antrenman yaptırmışsınız. Mesela bunu söylemeniz dahi, bu ve bunun gibi arkadan çıkacak bir sürü altı çizilecek bir sürü öğretmeniz adamı iyi oyuncu yapacak. Siz ona bir tamam, potaya dönmedin ki. Film seyrettiniz ama oynadığınız antrenmanla yapmak için. Siz şu oyun şurada olmuyor diye bakarken öbür türlü adama bakacaksınız. Adam ne yapıyor? Şimdi bu oyunun bir geneline bir şey daha söyledi. Dün söyledi, dedi ki her şeye uyum sağlıyor. Sizin elinizde kadroya uyum sağlayacak. Yani sizin elinizde bir tane kısa adam varsa ve bu kısa adam post-up yapamıyorsa, yolda giremiyorsa, herkese harekete geçirdiğiniz zaman onlar diyecekler ki sen post-up'a gir fakat orada kalma, hemen çık screen yap. Yani bir kişi dışarıda tutabileceksiniz. 4 kişiyi hareket ettirebileceksiniz. O da hareket edecek. Fakat onun hareketinde pivota girme yok. İzah edebiliyor muyum? Yani kısa boylu gardınıza takımı uyduracaksınız. 4 tane 1.90'lık adamınız var. Bir tane 1.78'lik adamınız var. 78'li pivota sokmayacaksınız. Size oyun bu
bu uyumu sağlayabiliyor, verebiliyor. Veya bir tane oyuncunuz var 1.98, 2 metre. Daha bu adam pivottan başka bir şey oynayamıyor. Pivottan başka bir şey oynayamayan adamı guardlara, forvetlere çıkıp da motion'u her tarafında yaptırmayacaksın. Ona diyeceksin sen bir, A'da ve B'de orada dolaş, orada en çok şey faulane kadar gel. Eğer böyle iki tane adamınız varsa ikisine de böyle diyeceksin. Ama bunları antrenman yaptırır. Basketbolu öğrettikçe, yani yüzünü oynamayı da öğrettikçe, kendi sisteminizi kendiniz değiştirebileceksiniz. Yani iki uzun nispeten faullerin içinde hareket eden iki uzun ve bütün sahaya dolaşan üç kısaya, bir tanesi onları öğrenmez top oynamayı antrenmanda. Bu sefer dört hareket eden adam haline geleceksiniz. Hatta beş hareket eden adam haline geleceksiniz. Kıbrıs'ta zaten beş hareket eden adam haline getiremiyorsanız, oradaki çocukları eziyorsunuz demek. Çünkü Kıbrıs'ta böyle 2 metrelik, 2.5'lik hareket etmesi sınırlı olan adam görünmüyor. Zaten sokakta yok böyle bir adam, sahada olsun. Onun için burada oynayan işte dün akşam gördüm ben, bir kaptan vardı. İşte herkes en çok 1.95 boyunda çocuklar. Bunlar en iyi adamlar. Bunları sakın sabit oynatmıyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? İlk önce şu, ben Serdar'a sprint yapıyorum. Serdar hareket ediyor. Ben uzun boylu adamım. Yüzümü ben döndüğüm yer neresi biliyor musunuz? Şutu atabildiğim yer. Eğer şutu biraz daha uzaktan atabiliyorsam, sprint yaptığım mesafeyi köşeye kadar sprint yapabilirim. Ama sprint yaptığınız yer sizin potadan uzaklaştığınız yer demek. Sprint yaptığınız yer, döndüğünüz zaman şutu atabileceğiniz yer olur. Siz bunu çocukla her gün biraz daha geliştirirseniz, kendi oyunuzdaki fleksibiliteyi, bu her şey sahanın etrafına yayılmasını siz sağlayabilir. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir uğraştır. Fakat bitmek, tükenmek ama hep belirli koridorda her gün sonuç aldınız. Nedir sonuç aldınız? Her gün her oyuncu bir santim daha iyi oyuncu olarak çıkar oradan. Her böylece. Ve her oyuncu da bir santim, bir milim daha iyi oyuncuysa sizin takım oyununuzda bir santim veya bir milim daha iyi olmuş demek. Hocalık bu demek. Yani Bobby Knight falan basketbol hocasıdır. Koçluktan önce hoca olmak lazım. Biz önce koç olmaya çalışıyoruz. Basketbol hocasıdır. Basketbol işte yeni bir sistemi yarattığı bir adam övünüyor. 15 sene evvel ben buldum. Doğrudur. Anlatabiliyor muyum? Ve ondan sonra da bütün Amerika'daki üniversite koçları motion offense oynamışlardı. Ama hepsi kendi kafalarındaki, kendi elindeki malzemeye göre işte bir tane kısalarım var, bir tane çok uzunlarım var, hepsi mi hareket ediyor vesaire gibi ona intibak etmişler. Şimdi burada neydi? Topu alınca ne diyor adam? Topu alıp poteye dön. Yani ilk öğretici şey bu. Topu alıp da poteye dönmeyen, topu alıp da havaya kaldıran bir adam zaten basketbol oynamaz. Ama sizin sisteminizde zaten topu alıp pivota ver var. Oyun herhangi bir oyun öğretici. Adam topu havaya kaldırdığı zaman basketbol olmaz. Adam topu alır ama triple threat tutacak yani. Pas verebilecek, rebound yapabilecek, dribbling yapabilecek ve şut atabilecek. Burada tutacak. Siz topu pivota ver ip dediğiniz zaman adamın bütün inisiyatifini kesmiş olur. Ancak bu şekilde oluşturulur. Üçüncü ana prensip iletişim. Belirsiz hareketler yüzünden iletişim hareket ucunda çok. Konuşmayı soktu vücuda. Oyuncularımız birbirleriyle konuşarak dengeyi iyi tutar. Sordun bakalım, daha Türkiye'de kimse bakmadı. Burada vakit de var. İsimleri de var, zaman da var. Bu en önemli şeylerden biri. Komplikasyonu sordun. Sıkıyı girerken adamınızın adını söyleyelim. Bu screen'i yaparak yardım edecek. Açıcı adı söyleyen kişi de kimin yardıma geleceğini bildiği için ve kişine daha kolay gelecek. Konuşma çalışmasına birli çalışmadan 5'e 5 oynayarak başlamak. Oyuncular konuşarak daha rahat olacak. Bu şekilde bir araya gelirler. Yıllar geçtikçe daha bir noktada yaşadık. Much more effective than one another. Dördüncü prensibimizde iyi ses davranışını geliştirmek var. Cumhur ilk öğretmeye başladığında oyuncuların sahada yapacakları uzun bir kurallar mesela var. Oyuncuların bu kuralları ezberletir ve onları bir kağıda yazdırır. Daha sonra onları sınavdan geçirir. Anladık ki oyuncular davranışları öğrenememişler. Biz de değiştirdik. Kural koyduk. Böylece oyuncularla davranış konseptlerini oluşturdu. Bunlar birebirden başlayıp 5'e 5'e kadar devam ettiler. Yıllar geçtikçe oyuncu... Yok ki,
Çok kural koyarsanız adamlar anlamıyorlar sizi, öbürüne dönüyor. Az kural koyun, belirli konseptleri koyun. İşte potaya dönmek kavramları koyun, potaya dönüp işte, bu. Kendisi pası veren hareket etmesi, yerinde durma işi bu. Aynı yere, aynı köşeye hareket etmemesi, aynı yere iki tane sürtat olmaması bu. Spacing dediğimiz olay o. Topu icraz etmek, dribblingi kenara çekmek, bu açı ve pas açılarını halletmek bir tanesi. En önemlisi, topu aldığınız zaman, hadi size top geldiği zaman, bir, iki saymadan hemen veren önemlisi. Çünkü size topu verenler, öbür tarafta bir adamın sprine gidiyordu. Orada bir sprinden dolayı bir olay oluşacaktı. Ve siz topu alamaz bu tarafa verirseniz, oradaki adamların o sprinden, sprin yapıp da yaratıcılıklarını kullanacakları pozisyonu ıska geçmiş oluyor. Anlatabiliyor muyum değil mi? İşin incelikleri bunlar. Bunları düşün, şey yaparsanız kendiniz de gelişeceksiniz. 4 sene aynı şeyi yapıyorlar Kore'de. 4 sene içinde adam ilk geldiği seneden high school'da da böyle oynamış. Orada 4 sene kolejde de böyle oynayıp terhis olurken, mezun olurken bir basketbolcu. Çünkü hep aynı şey. Aynı şey dediğimizde basketbolu kendisi. Şimdi daha rahat olacağını göreceksiniz. Hakkındaki pek çok kitap ve köşe sizin hücumu iyice açıklar. Bir de hücumu öğretirken kullanacağınız metodları bazı basit çiftler üzerinde bir de çalışmaktayız. Sizi birkaç farklı çalışmayı göstereceğiz. 1, 2 ve 3 adam çalışmaları. Muhtemelen çalışma için 5 ile 7 dakika kullanacaksınız. 4 ve 5'li çalışmaların her biri yaklaşık 10 dakikanızı alacaktır. Yani 45 ya da 50 dakika kadar çalışacaksınız. Birebir çalışmalar, bireysel çok yararlı davranışlar. Gerçekten sonra yavaş yavaş adam Temel sırt çalışmalarıyla pek çok hareket geliştirebiliriz. İlk önce oyuncuların nasıl dizilecekleri görelim. Bu çalışmayı yaparken 3 oyuncumuz ve 2 topumuz var. Şütör her atıştan önce mutlaka V kesişini yapmalıdır. Şimdi şu yaptığı iş oyun taktiği olarak bunu gösteriyor. Yani başka bir taktik çizmiyor. Diyor ki topu veren V kat yapsın. Bunu antrenmanda yapmak için o kadar çok zaman var ki buna inanırsanız, böyle başlarsanız. Çünkü maçta bunu yapacaklar. Daha Türkiye'de V kat yapıp da topu alıp şut atan bir kişi olmadı. Daha nasıl anlatırız? Burada daha birinci kelimelerden V kat diye başlıyor. Onun için siz bir belki muğlak gelebilir, belki karışık gelebilir ama kestirmeden yakalama şansınız var. Mesleği, onu söylüyorum tekrar. V kat. Şu yaptığınız iş, oyundadakiler de oyuncu bunu yapacak. Siz bu V katı yaptığınız zaman zaten işte en büyük taktiği şey yapıyorsunuz. Adamı sizden uzaklaşıyor, topu alabiliyorsunuz, şut buluyorsunuz. Bunun antrenmanı yapıp maçta da bunu yaptığınızda olay üst üste çakışıyor. Siz antrenmanda bunu yaptırmanız mümkün değil ki çünkü başka şeyler hazırlamışsınız eğer patern oynuyorsanız. Bunlara vakit yok. Bunlar bilse de şu benim taktiğe gelsem diye bekliyorsunuz için. Öyle değil mi? Bir şut atıyor. Bir de ribaundçu maalesef. Şutör 3 atış yaptıktan sonra ribaundçunun yerine geçer. Ribaundçu, pasör ve şutör. Oyuncularınızın topu aldık atış yapmadık için mutlaka B kesişini uyguladık. Bu oyun içi durumları geliştir. Onlardan maçtaymış gibi şut çekmelerini istedik. Maç şutlarını geliştirmek için kendi noktalarını kullanabilecekleri gibi 3 sayı çizgisinin arkasına da geçebilirler. Çin ve oyuncularınıza başka bir şutu öğretmek için açı değiştirip yana geçiyor. Yine V kesişini uyguluyor ve ister kendi noktasından, ister daha içeride, isterse de 3 sayı çizgisinin arkasından atış yapıyor. Dönüşler yine devam ediyor. Bir kelime de çok daha derin bir hala çıkaracaksınız.
Buradaki sınav bu çalışmada bilgiye ayarlayacağında bir adımı post adam olarak içeriye yerleştirmektedir. Pasif içeriktir ve yeni bir yerde pas atarız. Bu lisede kolej basketbolunda 3 sayılık atıştan yakalamak için çok iyi bir tarifim. Çeleştirmiş getirerek pek bir yer faydalı olduğumuz zannediyor. Yine veriyorlar. Bir pasörümüz, şütörümüz, diğer tarafta da bir imançımız var. Koç posta iç pası verdikten sonra şut çekecek oyuncuya giriş pasını veriyor. İşte post pas ve sayı ekliyor. Bir başlamada şütör içeride ve iyi bir atış durumu yakalamaya çalışır. Ya da ortada durur. Ama yüzü her zaman atışa hazırdır. Evet, bir bakalım. İçeride adamını atıyor, kenara kaçıyor ama yüzü potaya yine de dönüyor. Atışa hazır. İşte maç sırasında oyuncular screen'de ve atışa hazırlar. Şimdi de başka bir çalışmayı göreceğiz. Yüzü dönüyor. Ancak dışarı doğru çıkıyor. Üç sayı çizgisinin arkasına. Tekrar işte dışarı doğru çıkıyor. Ancak ellerine dikkat et. Atış için hazır. Ve dışı ve atış hali. Ready to shot. Another variant. Begin by yourself. Ski cutter. Ski yok. Şutere doğru hareket doğru hareketlenerek ski pasarlar. And receive the skip book. Savunmayı zorlayan çok iyi bir hareket. Express the defense. Hazır şimdi topu arkadaşıyla değişecek. Ve ters tarafa giderek 3 sayılık bir atış için hazır duruma geçecek. Şimdiki şut çalışmalarımız postaki adam için hazırlanmıştır. Screen post kurulduğu zaman oyuncular düşük ya da yüksek screen için hazırlanırlar. Bu çalışmada oyuncularımız yükseği uygulayacaklar. Yani yüksek çalışması yapacaklar. Her seferinde hedefi gösterişlerini izleyin. Atışı kaçırırlarsa iyi bir rebound tekniği de öğrenirler. Oradaki low post ve high post tekniği de yüksek olacak. Ayrıca koçun ismini söylemeleri de istiyoruz. Topu takip ediyorlar. Remember to follow the reason he would go on as they did that, right? Yeah, after shot. Bizim basketbolda da bir konuştuk. En önemli şeylerden biri bir var. Bir Darjevaka takımı çıktı bu sene. Hepsi 1.90-1.95 boyunda. En iyi ribancı onlar oldu. Hücum ribancı bakımından. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizin set oyunlarınızda ekstra durarak atışlar var. Durduktan sonra hareket yok. Duran bir adamın hücum ribancı girmesi kolay değil. Halbuki motion offense zaten veren hareket ediyor. Hareket elindeki adam hücum ribancına hemen girebiliyor. Yoksa bir özel bir çalışma yaptıklarından falan değil. Yani ister istemez motion, hareket sizi potaya yaklaştırıyor. Sizi potaya yaklaştırmak için kafanızda bir alışkanlık veriliyor. Ama sizin set oyununuzdan sonra hücum ribancına girmek için iğnelemek, düzlüklemek lazım. Burada tabiatın, olayın eşyanın tabiatına uygun. Oyuncunun tabiatı, oyunun tabiatına uygun oluyor. Yani halkı kaptıran avantajlar gerçekleştirip alçak postlara girebilirler. Yine pek seçişi yaparlarını hedefi göstermelerini istiyoruz. Hedef, atış. Evet, şimdi shape-up dediği için shape-up'ı öğrenin. Ve yüzünü screen edin. Şimdi hareketlerine bakın. Geri giriyor, hedefi gösteriyor. Her screen'e girişinde tam olarak girdiğinden emin oluyor. Ve sonra geri dönüp atış durumuna geçiyor. Döndüğü zaman shape-up ediyor. Vücudunu açıyor ve kendini gösteriyor. İşte bunlar yavaş yavaş ders programı çıkıyor. Ne öğretseniz belli sırada işte böyle gidiyor. Screen. Sonra bunları uyduracağız, hepsini veririz. Screen'de duruyor ve dışarı çıkıyor.
Secretly ofislerinden eminim. Yok ki başka bir şey, sıkıntı var yani. Basketbol, para da almak yok. Bitiyor. Durumu harekete hazır. Yani skre yapan adam dönüp şey kendini vücudunu çıkarıyor. Bu çalışmada güçlü atışları göreceğiz. Down screen and shape up. Altın posta ve hazır. Geride ve hazır. Flash into the coach. Coach. Shape up'ı gözük. Send you a shoot. Aşağı devam ediyor. Shape up. Alt screen. İçeri giriyor. Dışarı çıkıyor, atışa alıyor. Shape up'la bu boyuna geçiyor. Shape up'ın faydası, screen yapan adam eğer insiyaki olarak switch etmişlerse dönüp kendi boş kalıyor. Yani screen yapan adam da burada bir tehdit unsur. Kimin kadar? Screen yapılan adam kadar. İşte basketbol derinleşiyor. Basketbol incelik kolu haline geliyor. Siz bunu, sen dönmedin, gittin öbür tarafa, anlatabilirsiniz her dakika. Yani size, çocuklara üzerinde etkili olabileceğiniz, esas siz bu bilgileri öğrenin, hoca olun, ondan sonra spora. Koç olmayın. Hocalı önce hoca olun, sonra koç olun. Biz hep doğrudan böyle koç oluyoruz. Halbuki sizin mesleğiniz bu, size daha uygun olay. Shape up odur. Screen yapan adamın sayı yapması ihtimali ortaya çıkıyor. Adamını alıyor ve topu fırlatıyor. Çok önemli bir atış. Hazırlar. Evet, çok. Şöyle bir gösteriyor. Ve jump shot vuruyor. Screen olduklarında eminim. Şut çalışmasında iyi bir screen tekniği arıyor. İyi yapmış. Burada öğrettiği şey görüyorsunuz. Önce screen'i alacak adam var. Sonra bunu yapan adam var, şey farkı. Ama en önemlilerden bir tanesi, bu hareketler gelişirken, oluşurken top elinde olup üçüncü adam, bunlara pas verecek adam. Eğer üçüncü adam daha topu alır almaz öbür tarafa verirse, bu adamların şeyi meyve vermiyor. Onun için bunlara zaman tanımak lazım. Bir iki dediğim bu. Şimdi basketbol üçüncü adamın görevinden. Screen yapılan, pası verecek adam, diğer iki adam. Zaten bütün bunları öğrendiğiniz zaman basketbol fundamentini öğrenmiş ve öğretmiş oluyor. Bu çalışmaları yaptıktan sonra oyuncularımızın sahada 5-0 pozisyonunda neler yapmaları gerektiğini anlatmanın ne kadar önemli olduğunu sosuna giriyoruz. Ve oyuncularımıza boş alanında hareketleri, yapamayacaksınız, screen açılarını ve savunmayı dağıtmayı öğretiyoruz. Ve bunları 5-0 içinde gösteriyoruz. Bunu öğrenmek çok yararlı. Ancak biz bu çalışmaya hareketli hücumumuz çok iyi giderken sezon boyunca devam ediyoruz. 5-0 hücum zamanlamasına yardımcı olsun. Oyuncuların belirli rolleri var. Pot oyuncusu, iç oyuncu ya da pot iç oyuncu olabilir. 3 tane adam var. Post oyuncusu, perimetre oyuncusu, dış oyuncusu. Post perimetre, hepsini birden oynayabilir. Zaten burada, Kıbrıs'ta herkes üçünü birden oynayacak. Yani hemen pivotek post olacak, kısa boylu da olsa. Tabii durmayacak, post olacak. Bir an duracak, alamadı, tekrardan dışarı çıkıp skreye gidecek. Ve kısa oyuncular. İşte hepsini anlatıyor. Oyuncumuzu seçeriz. Ve bunlara iç oyuncu adını veririz. Yok Kıbrıs'ta. Bir diğer oyuncu da içeride ve dışarıda da oynayabilirler. Kendi hücumunda da birkaç şey yapabilirsiniz. Bir nokta adını seçersiniz. Uzunluğun oynamasını istemediğiniz, içeri girmesini istemeyeceğiniz bir gard. Çok diye yazmıştır. Diğer oyuncularla oynayabiliriz. Diğer taraftan eğer uzun bir oyuncunuz varsa onu dışarıda değil, içeride olsun.
Yani emir hiç boklu adam olarak oynamasını söylersiniz. Böylece dört kişiyle hareketi birinde bokta oynayabilirsiniz. Bir diğer varyasyon da içeride iki uzunla oynamaktır. Bunu iki iç post ve dışarıda üç adam oynayabilirsiniz. Şimdi bunu Türkiye'de genç antrenörlere aşılamaya uğraştığımız zaman diyorlar ki şu basketbol dört kişi oynasaydı ne kadar mantıklı. Hakikaten öyle. Yani herif o değişimi tutmaydı. Yani bu oyunu dört kişilik oynatsaydı basketbol tadına doyum olmazdı. Bak dört kişiye çok saha kalıyor oyun için. Siz de antrenman yaptıkken onu hissetmişsiniz. Beşinci oyuncu girdiği zaman bu çıkıyor. Fazla geliyor. Dört kişilik olsaydı müthiş kreatif oyunlar olabilirdi basketbol. Her şey olabilir. Ama madem ki böyle kaydırlar, beşinci adamıyla oynatmaya uğraşacaksın. Bu bir doktoradır. Size geceleri oturup uğraşacak. Ya şu şöyle oldu, filmi alın. Bak burada hep aynı şeyi düşüneceğiniz için terakki etmemeniz mümkün değil. Ama her akşam başka bir set oyunu düşünseniz o zaman darmadağınık olur. Perspektif dağılır. İzah edebiliyor muyum? Yani size de bir doktoradır bu. Ertesi gün çocuğa da zaten faydanız olduğunu göreceksiniz. Çocuk oradan çıkarken bir bilim siz de gurur duyacaksınız. Çocuk da mutlu olacak. Herkes de mutlu olacak. Çünkü çocuğa konsantresiniz, oyuncuya, oyuncu kafalı oluyorsunuz. Oyun diye bir şey yok, oyunu çocuklar yaratıyor. Derseniz yapabilirsiniz. Asıl olarak da oyuncularınızı verimli kullanmaktır. Böylece sahaya çıktıklarında çok iyi olacaklarından emin olabilirsiniz. Bengeli başlıyor ve sete yerleşiyoruz. Karambola geldiniz mi bu filmi seyredeceksiniz? 5'e 0 nasıl olur? Beş setimiz devamlı değişiyor. Dengeleri iyi. Ve birbirlerinin isimlerini söylüyorlar. Şimdi yine dengeli başladılar. Şimdi setimiz daha iyi. Each time now. Her defasında adamının dengeli olup olmadığını ve V kesişinin yapıp yapmadığını kontrol edin. Hedefi gösteren oyunculara bakıyor. Şimdi aynı anda birkaç screen'e giriyorlar. Şimdi bu adam bunu filmde almış, öğretiyor. Biraz sonra göreceksiniz ki onun öğrettiği şeylerde çocuklar karışıyorlar. Kolay değil iş. Devam. Şöyle bir... Burada işin kolayını bulmuşlar. İki sabit oynuyor. Tabii beşi birden hareketle oynatsa daha da karışık olacak. Siz de öyle başlarsınız ama o adamları bağlarında çıkartırsınız, köşeye çıkartırsınız. Yavaş yavaş develop edersiniz. Adamını her seferinde izle ve hedefi göster. Show a target. Bu 5'e 0 çalışmasında daire içinde işaretli adamımız kanattaydı. Bu en iyi top tutucunuz olmalı ve hep dışarıda durmasını istemelisiniz. Şimdi çok verildi. Bu 5'in 0 çalışmasında asıl adımımız alçak post bölgesine duruyor. Ve sonra hemen post bölgesine girin daha. Şey bak. Şimdi içeride çalışmasını yapacağız. 2-3 sıfırla başlayacağız. Ve sonra 3 savunma adımı ekleyip 2-1-2'ye gideceğiz. 2 hücum oyuncusuyla maç pozisyonunu canlandırabilirsiniz. 2 adam çalışmasına 2-0'la başlayacağız. 3 tane ikili grubumuz var. Ve 6 oyuncu bu çalışmayı yapıyor. Rotate it just that here, that is sure. We
can vary chills with us if we met chills. We have a pan. And so does give you that idea to get your head. He replaces himself. The other man. Buradaki motion olmak ister. Motion hareket, hareketi herkes kendi kişiliğine göre değiştiriyor. Bu adamın motion'da pası veren ters tarafa sıkmaya gidiyor. Hareketi böyle görüyorsunuz. Bazılarının bazılarında pası veren kat ediyor. O derinliğine motion hareket ediyor. Ağırlık onun üzerine veriyor. Bu pası veren yer değişerek oluyor. Ama tabii adamın vakti yok. Aslında bunun maçlarını seyrettiğin zaman pası veren bir tanesinde ters tarafa giderken öbür pası veren sürpriz turnikeye gidiyor. Anlatabiliyor muyum değil mi? Siz kendi karakterinize göre, Türkiye'deki karaktere göre turnike bulunacak kata ekleyeceksiniz. Kata, pası veren kata değil, pası veren kata değil. Harekette esas tehlike, tutulması güç adam, kat eden adam. Yan yana değişen adam değil. Onun için bunda bir genel bilgi edinin, fakat kendiniz kat eden bir sisteme üstüne gidin. Ve motion offense, bu adamın dediği bunlar prensipleri veriyor. 20 tane, 50 tane motion offense'i okuyabilirsiniz. Ama genel prensipler hep aynı. Nesini koruyor? Çünkü o da pasalarınızı olsun. This is a good bu iyi bir harekettir. Çünkü oyuncular screen'e girmeyi ve pas vermeyi bu şekilde öğrenebilirler. Dengeyi hep önemlidir. Dengeyi her zaman koruyor. Herkes pozanın dibinde değil. Adam hareketlenirse diğer adam koça doğru yaklaşıyor. Hareketlerin sonunda herkes dengeli olur. Yani cürcünenin şeyi düzeltilmiş, cürcünede olması bizim zor. Topu geri döndürmek için dış adamı kullanır. Şimdi biz geri pozisyonu kurduk. Oyuncu kanada geçti ve pası aldı. İki adamı da kullanabiliriz. Hem screen'dekini hem de diğerini. Hem screen yapanı, screen yapılanı. Bir çizgiden diğerine geçiyorlar. Oyuncuların dengeli durduklarına dikkat edin. Şimdi de 5'e 0'da şalom kesişimi göreceğiz. Adam içeri doğru ilerleyen kanat adamı dışarı doğru çıkıyor. Bu dengeyi korumak için çok iyi bir harekettir. Ve savunma üzerine baskı yapıyor. İlk yapmamız gereken kesme hareketidir. İkincisi, kesme dışarı pas vereceğiz. Kesme hareketi yaparken atışınızın hedefi göstereceğinden eminim. Burada iki tane şey var. Biliyorsunuz kat, dip kat. Dip kat, shallow kat. Yani dip kat giriyor, köşeye gidiyor. Öbüründe sığdan dönüyor. Bu shallow cut, zona karşı oyunun esası olacak. Onun için bunu gözünüze şey yapın. Deep cut değil, shallow cut. Bunları öğrenin. Kafanızda kalan. Bir şey öğrenin. Tek atış yap. Shallow kesme ve asalıp screen'den çıkıyor. Set your man up. Ve kesişini yapıp screen'i dolduruyor. Shallow cut, kesme ve koça pas. Deep cut ve bitişi ve şut için hazırlanıyorlar. Go from bir çizgiden bir diğer. Kısa sürede atışı gerçekleştirirsiniz. Now we şimdi geri dönüşü görüyoruz. Start out with tekrar kesmeyle başlıyor. Koça geri dönüyor ve dışarıdaki adama geçiriyor. Koç atışını yapıyor. Bunun iki oyuncuyla da oynayabilirsiniz tabii. Şimdi yine pas. Our next move. Bu reverse dönüşü. Sahanın bir kenarından öbür tarafa. Dışarıdaki adam alıyor, öbür tarafa. Yani yaptırmaz. Swing ediyor. Swing mendikleri o. Dışarıdaki adamı ise yapacak ve dışarıdaki kenar adamına pas verecek. Shallow cut. Çok ve iyi bir pas verecek. Right back. Şutu veriyor ve atışını yapıyor. Şimdi ikiye iki çalışması yapacağız.
Bu da maç pozisyonu. Tüm çalışmaları 2-0 üzerine kurarız. İyi bir pas ve şut için hazır. Şimdi topa geçişi. Dengesi çok iyi. Pas, screen'den dışarı ve tekrar içeri. İyi bir iç kesme. Denge iyi. Top. Adamını seç ve iyi gari. Bunda çok sabırlı oldun. Şavon kesmesi, hep iyi bir bekleyiş. Güzel var. To green. Çok iyi. To green. Bu çok güzel. Mükemmel bir sabır. Ve boş yerleri iyi buluyoruz. Yandan şavon kesişi. We have a bad iyi paslar ve şut. And a shot. We now work. Şimdi içeride 2-0'ı görüyoruz. Make sure that your oyuncularımızın screen'e iyi yerleştik dediler ve D kesmelerinden eminiz. Her ikisi de hedefi gösterdik. Buna post değişimi diyoruz. Screen, D kesmesi ve post adamına pas. Hedefi göster. İyi bir screen. İkisi de hedefi gösteriyor. Another good. Bu da iyi bir screen. Call out the man. Screen'de istediğiniz adamın adını söyleyin ki yerini alabilirsin. To go to the board. Screen'deki kesicinin ters tarafında. Screen. Shape up. Yardımlaşma. Screen ve içeri pas hareketi. We have the two deep. Şimdi iki savunmacıyla içeride 2-2 yapacağız. Ve maç pozisyonunu göreceğiz. Solid, solid screen. Make sure you pass it in there. Adamınızın screen olmasına bakalım. İçeri giriyor. Screen adımı dışarıda. Screen adımı her zaman screen yaptığı adamın aksi yönünde olmalı. İçeride iyi bir hareket olmalı. Hedefi göster, screen yap ve dengeni koruyun. Hedefi mutlaka göstermelisin. Posta denge çok iyi olmalıdır. Güzel, güzel gayesin. Şimdi içeri giriyor, iyi bir kesme. Adamın adını söylüyor, sağ çizgisine geçiyor, destek. Bu 2-0 çalışmasında oyun kurucu ve postla başlayacağız. Bounce screen'leri. Bu hareketi çalışıyorlar. Ve screen'e gidip adamlarını seçiyorlar. What's the bottom? Adamını alıyor ve alçak posta giriyor. Then we add the back. Gerideki şütörden topa kesmesi yapmasını istiyoruz. We want the shooter to flare out or make his cut to the basket. Screen'deki adam geriye dönerek hedef gösteriyor. Like that. To the coach. Koçtan topu isteyip arka kapı hareketinde yapabilir. Back. Geriye back. Ve arka kapı. And follow. Rebound bölgesinden sayılır. Downstream. Alçak. Şimdi devam eden hareketlere bakın. Boş yerleri alıyorlar. Geriye ve atış. Şimdi geriye geldik. Ancak atış yap. Gel. Alçak post. Ve atış. Gel. Ancak bir şey yap. We have good space. Yeah, sure. Ve arka kapı hareketi. And the back door move. We can start out. Buna karartan da başlayabiliriz. Basketbol öğrenmiş. Biz tıraş yok. Antrenörün konuşmasından yapıştırıyoruz. Başlayalım. Ne ter sorması var, ne tebeşir var. Başlayalım. İsimleri belli olacak. Bu maçı da ne adamın? İçeri bakacağız ve geriye döneceğiz. Look inside and look for the basket. Nothing there. Evet, bir şey yok. Yine de
He's a great brain. I don't know any of this. And above it, I just start mixing post one of the sheep. Nothing's there. You can have a basket. I think it was going to lose it that way. Springer shaking up for a shot. Another high stack. Hey, I keep in him. Post one. Spring down. Who's the fastest green together? The man shakes up inside for a shot. And adding the defense, she did the fun thing here. Use that part to get to the left side. Yüzünü dışarı, sen dışına çık. Screen'e bana dikkat ediyor, screen'e clear. Açılıyor. Savunmadan uzak. High stack. Şimdi yüksek posta. Post roll posta değil mi? Then we have a contact screen pozisyonu. For the yükselen bir ateş. We now introduce. Şimdi de posta gidiyor olabilir göz atalım. That's a great feed in the post. İçerideki adama dikkat edin. Yeniden yerleşe yapalım. All right, then we go into 2-on-2 screen. İki screen'e giriyorlar. Shape up after. Screen'den sonra atış. Start the ball. Her seferinde önce dışarı çıkalım. Post picks. Kendi yerini alıyor. Çünkü orada bir şey yok. Alçak screen ya da geriye. Şimdi post hareketlerini çalışıyoruz. Evet, bir şey yok. İçeride iyi kaçış. Savunmaya dikkat edin. İyi bir hareket dışı yapacağız. Boş yapacağız. Şimdi de üçelik çalışmasına bir bakalım. İlk çalışmamız oyun kurucu üzerinde. Dengeli olduğunuzdan emin olun. Ve asıl nokta olarak da üç sayı çizgisini belirleyin. Dengeli olun. Shallow kut dışı. Yeni geçiş. Good move. Yeah. Yakala ve bas. İyi bir dengesi şey ve akışını yaptı. Şimdi de postlar alıyor. Bu hücumdaki post. So we can hit him. Bana bas veriyoruz. Ve yeniden yerleşiyoruz. This is bu 3'e 3 çalışmasında iyi bir tarif. Bakın. Bir özellik taşıyor. Hani biz de pivota adam koyuyoruz da sonra ona hiç top vermiyoruz. Bu uğraşıyoruz, ona top gelmiyor. Burada kaydeler koyuyoruz. Her üç pastan bir tanesi pivota gitsin. Pivota değil diyeceksiniz. Yani pivota üç kere top girip çıkmadan sayı yapmayın diyorlar. Bazı kısıtlamalar getiriyorlar. Pas tahdidi koyuyorlar. Diyorlar ki altı pastan önce sayıya teşebbüs etmeyin. Herkes altı tane pası yapmak için sahanın içinde önce basketbol oynayabiliyor. Ama altı pasın o kısıtlamadan daha önemlisi pivota top vermek. Pivot da hareket ettiği için bir dur, 1001-1002 sayıp tekrardan yerini değişiyor, almaz. Ama her alanda bir kere pivota bakıyor. Pivotun da gelişmesi için bir şans. Pivota toplamak için alttan çıkıyor. İyi denge sağlık. Ayrıca yeni yer tutmak için de iyi bir çalışma. Now it's still one of those. Ve söz işiyle beraber adamını iyi belirlemesi. Relocate dedi. Yerleş. Hemen yeni yana geç. Durma enayi gibi sağda. Arka kapat. Üç sayılık üstünde dengeyecek. Evet. Skip pass ve üç sayılık atış. Shallow kesişi. Geri yapar. Herkes atış atar. Sadece bir adam değil. Good her zaman yakalayın. Ve bak.
Everybody gets up to shine. Great game. This sequence. Bugün de oyun kurucumuzun dengesi çok iyi. Şutun dengeli hafif. Ve jump shot. Dengesi çok iyi. And there's the best thing for like the sürpriz katar tutulacak dediği bu işte. Looking içeri bakıyor. Özgürsüz darbe bu işte. Şut iyi bir sıkı. Ve üç sayılık atış. Ve yine çok iyi. Siz bir türlü bulurmak için. Ve içeri uğraşıyoruz. Çünkü dengesi çok iyi. Bu ne yaptı? Hücum durumlarında üçe üçe bir bakalım. Put our men in different locations on one side. Adamların sahanın bir yanında değişik noktalar yerleştirdi. Hareketlerine dikkat et. Savunmanın uzağına içeri iyi bir pas. Şimdi dışarı tekrar yerleşiyor. İyi bir geri taşı. Dengeleri her zaman çok iyi. İçeri iyi bir hareket. İşte screen'e iyi yerleşmişler. Biraz daha yukarıdan içeri kaçıyorlar. Ve alçak screen. Dengeli oluyor. Yine çok dengeliler. Screen'e yerleştiler ve iyi bir atış yaptılar. Bunu daha çabuk yapabilirler. İçeri iyi pas. Bu sefer içeride iki kişi var. İçeri iyi pas. İyi bir şut buldular dedikleri shot selection. İyi şutu seçtiler. Orada hemen zaten belli işte. Hangisi hangisi şut. Hangisi zorlama, hangisi değil. Zorlamaları sınırlayacaksın, yaptırmayacaksınız. Bir hareket sonrasında belki bir şey olacak, acele etmeyecekler. 30 saniye var. Orhan? Sağır ve dışarı çıkıyor. Ama sıra arasında hazırlanıyor. Yani kalktı. Ve açık bir atış yapıyor. Şimdi geri kaçış hissediyor. Başlıyor. Dengesini sağladı ve atış yaptı. İkili ve üçlü çalışmalardan sonra oyuncularımızı 4'e 4 oyunu hazırlarız. Mükemmel bir dengeyle başladık. Geri kaçış ve sayı sağladık. Şimdi alçak sürtüğünden başladık. Dengesi çok iyi. Yakala ve bak. Böyle bir kasın aklına biraz daha hızlı olur. En az 50 kere seyretmemiz lazım. 50'den sonra fikir sahibi olabilir. Şimdi görüyorsunuz. Ama geriye iyi bir pas verdikten sonra sayıya ulaşıyoruz. Şimdi ağaç izleyeceğiz. Posttan başlıyor ama adamımız ve kesişini yaptı. İçeri bakıyor. Hedef iyi ve dengesi mükemmel. Top iyi çeviriyor. Ve evet, bir tanesi hemen dışarı çıkıyor. Bir pas daha izliyor. Ve gördüğünüz gibi hücum etme şansımız artıyor. Geri dönüş. Dışarıda iyi bir screen ve adamımız iyi bir B kesişi yapıyor. İyi yaptırıyoruz. İçeri iyi bir pas. Yeniden yerleşme ve iyi bir davranış. Mükemmel. Hücum rebound'ını alabilir. Geri dönüş. Adamımız B kesişini yapıyor. Screen'de. Böyle daha. Çok iyi dönüş. Screen'deki adamın adını söylüyor. Basın edip hareketlendir. Ve yerini yeniden alır. Şut çekmek için dengesi yeterli. İçeri iyi bir pas. Hedefini iyi gösterdi. Ve sayı. Yakala ve bak. Yakala ve bak. Sabırlı ol. Adamımız D kesişini yapıyor. Güzel. Bu şekilde yer tutuyoruz. Ve patlaşıyoruz. But then we force the patient to sabırlı olmak en iyisi. This is better patient. Check your face. Yakala ve bak. Güzel, güzel. İşte böyle olması lazım. Nice bed. Ve içerideki adamın boş olduğunu görüyorum. İki, iki ve üçe üçü yaptıktan sonra dörde dörde de çalıştım. Şimdi girişim sırasında beşe beş oyunu yer alıyor. Oyuncularımızın bir savunma oyuncusu karşısında maç sırasında neler yapacaklarını görmek isteriz. Burada basit setlerle başlıyoruz.
İki kişi içeride, iki kişi posta ve bir de oyun kurulu. Unutmayın, bütün bu pozisyonlar değişebilir. Bir başka deyişle, bütün oyuncular post ya da oyun kurucu olabilirler. İçeri girebilir ya da dışarı çıkabilir. İçerideki adam etrafa bakıyor. İçeri bakıyor, iyi bir denge gördüğünde posttaki adam için sayı fırsatını yaratıyor. Tekrar yerini tut, yakalar ve bu sefer screen oluyor. Kapatik boyun pozisyonunun dengesi çok. Topu çevirsin. Topu zorlayıp içeriden oynamak istiyorum. Şimdi acilinde görüyoruz. 5'e 5 kutu zorlayıp da başarılı olmadığı zaman 2'ye 2'den başlıyorsun. Yani. Demek ki aslında topu posta da verebiliriz. Bir an önce uzaklaştırmalıyız. İyi bir top çevirme ve yer kısma. Screen'in gelişme şartı. İçeri bir pas, topu yüzü potaya dönük şekilde yakalar. Yakalar ve bak. Boş adamları göreceksin. Yani we take that içeriye oynayacağız. Screen'in biraz daha hızlı olmalı. But we are screening the mistake and say for something here. Scoring opportunity, but it's just too çok hızlı hareket ediyoruz. Yeah. Screening geliştirmeyi geliştirdik ve hızlı hareket ederek atışı gerçekleştirdik. Post değişti. Oyun kurucudan içerideki adıma iyi bir yeni yer tutuşması. İyi bir şalon kesmesi. Top geliyor. Sağda iyi hareket ediyoruz ve atışımızı yapıyoruz. İki tarafı alıp yakalayıp bakınca yüklenerek sayı yapmamıza gerek kalmaz. Yakala ve bak. Yakala ve bak. Catch and fade. Catch and fade. Each time. Hay. Tekrar kaydeder. Birbirine bakıyor. Everyone. Bunu özetliyor, bitiyor konu. Top geliyor. Sağda iyi hareket ediyoruz. Ve atışımızı yapıyoruz. İki tarafı alıp yakalayıp bakınca yüklenerek sayı yapmamıza gerek kalmaz. Take it to a side. Yakala ve bak. Yakala ve bak. Burada dribbling'i yasaklamış. Gene antrenmanın sözcüğü. Dribbling kısıtlanmış. Herkes pası olan hareket etmek. Pası veren hareket etmek. Dribbling yok. Lüzumsuz dribbling'i elimine etmek için yapılan antrenman dersi. Bak, çok dribbling oluyor. Böyle yapacaksınız. Birbirine bakıyor. Şimdi yavaş çekimdeyiz. Screen'i bekliyoruz. Ve biraz daha gelişmesini bekliyoruz. Gelişim için sabırlı olmalı. Hedef çok iyi. Yakala ve tak. Good target. Catch and save. Good down. Oyun kurucu yerinde. Good target. İçeride hedef iyi. Hedef iyi ise tekrar dışarı çıkabiliriz. Tekrar yer tuttuk ve sonunda atış yaptık. Şimdi yapabileceğimiz diğer bir şey birkaç pas. Bunda da diyor ki 6 paslar yaparsak sayı bozuk. Şut atmayın. Pası sınırlamış. 6'dan önce oynamayın. Pas yapma ihtiyacını geliştirdi. İkinci pas, üçüncü pas, yakala ve bak. Oyun kurucunun dengesi. Şimdi içeri bak. Shallow cut. Çok. Ama zorlandığımız için kötü bir pas oldu. Şimdi yine dengeyi kurduk. Screen'e yerleştik. Yine iyi paslar yapıyoruz.
İçeri bakıyoruz. Dengemiz çok iyi. Şimdi sabırlı olacağız. İyi bir inşallah kesmesi. Güzel. Yakala ve baş. Yakala ve baş. Ve sonunda afişi yap. Şimdi yavaş şekilde görelim. Yarı pas vererek başlıyoruz. Yakala ve baş. Topu çabuk çeviriyoruz. Sekreyle yaklaşıyoruz. İçeride geliştiriyoruz. Biraz daha acele ediyoruz. Adamlarımızın dengesi iyi. İçeride hedefimiz çok güzel. Pası yapıyoruz. Ama pası izlemiyoruz. Yakala ve bak. Evet. İyi sekreyin. İçeri iyi bak. İyi bir şalav kesmesi. Pak çizgisi açık. Sekreyini bekliyoruz. Yakala ve bak. Pas ve hareket et. Ama pası izleme. Tekrar içeri hareket et. Ama pası izleme. Çok iyi ve dengeli. Burada çok sabırlı olmalıyız. Atış için boş olabiliyoruz. İçeri iyi bir pas. Skip pasa dikkat et. Büyük sayıda bir atış. Hücumu çeşitli şekillerde çıkabiliriz. Bu hücumu yavaş bir şekilde göreceğiz. Bir adam burada. Bir diğer adam. Burada göster. Stack nedir biliyor musun? Stack offense. Stack demek çikolatanın birinde iki tane, bir pivotla bir yanındaki adam yan yana duruyor. Bir tanesi dışarı çıkıyor. Öbür tarafta iki kişi böyle iki orada duruyor. Süzemiyorum çünkü. Stack offense bu. Ya da iki tanesi beni falan da yan yana duruyor. Bir tanesi hareket ediyor. Ya double stack dediğimiz iki kişi bir taraf A'da B'de iki kişi, A'da B'de iki kişi. Bir tane point'e değişik bu. Stack offense bu. O onlardan isterseniz öyle başlayabiliyorsunuz işte. Dizilişi öyle eden dizi öyle başlıyoruz. Geldik. Evet, şimdi kaideleri son bir defa daha dinleyip bitiriyor. Motion of a concept diyor. Yani bunu dikkatle dinleyeceğiz. Motion of adam adama savunmayı öğretirken konseptlerimiz şunlardır. On. When you can't up, bir zaman hareketler. Tamam, hatırlı yeter. Aynı bölgede, aynı anda iki farklı kesme yap. Size anahtarlar bunlar. İlk fırsatlarını değerlendirir. Ve belirli bir amaçla hareket et. Call out the man's name. Tabii yapan adamın adını söyle. Karga şey yönecek olan bunlar. Odaya bak. Ve topu tutup C'ye kadar say. Çabuk pas ver. O anda bir atış fırsatında olabilir. If a screener's back is to you, yes, screen yapan adamın arkası sana dönüyorsa, topu tut ve neler olduğuna bak. Sabırlı olmayı unutma. Screen yerini alırken sakın topu çevir. Oyun kurucu dışarıda ol. 18 feet apart. Eğer bir sayı yapma fırsatı yoksa, top kesinlikle orta çizgiye doğru gitmemeli. Eğer tek post adamı top yönünde sayı şansına sahipse, o bölgeye hareket ver. Tabii ki, pas açını geliştirmek için. Ben oraya başlamıştım. Ve sonra screen'de veya screen'siz alan açmak için mutlaka B kesmesini adami şekilde kullanır. Alt tutmasına karşı hücum ederken 3 yeri kullanırız. Şimdi bu 3 gün buraya geldik. Siz de buraya zahmet ettiniz, geldiniz. Biz de geldik. Şimdi
elle tutulur bir bilgi alıp buradan ayrılmak için şu konsantre olun. İsterseniz 2 dakika ara verelim mi? Verelim. 2 dakika ara verelim. Bir yüzünüzdeyken gelin. Şuradan çıkarken son problem bitsin. Öbür problem bitsin. Şimdi arkadaşlar, bu üç günü 2-3 cümleyle özetleyelim. Ondan sonra zone offense'e geçelim. Birinci gün ne dedik? Birinci gün Tarkan Yönü gösterdik. Dedik ki, oyuncuların en önemli ilk hedefleri birebir yenilmek. Ne yaparsanız yapın birebir yenilmeyin. Ne yapar? O savunma anlayışımızı birebir yenilmeye dayanıyor. Bu hücumun mesela motion offense'in özü neye dayanıyor? Yaratıcı olmaya dayanıyor. Yaratıcı olmak ne demek? Adam geçmek. Onda diyoruz ki birebir yenilmeyin. Ne alta derseniz edin. Bunda diyoruz ki ne alta derseniz edin birebir yenilmeyin. Bu challenge basketboldaki gelişmeyi getiriyor. Adam işte bacağını sakatlanacak açıyor vesaire. Adamı frenlemeye durduruyor. Öbürü bir sürü top tekniği geliştiriyor. Bacak araları abidik oradan adamı şaşırtacak hareketler. Birisine diyorsunuz ki geçirme, birisine diyorsunuz ki geç. Bütün bu motion offense özü, kreatif oyuncu hazırlamaktır. Kreatif olmak demek, oyuncu geçmek, adam geçmek demek. Rakip savunmayı yardımlaşmaya zorlamak demek. Bir tek bu kalmışsa kafamızda, bu bile yeter. Bir tek bu konsept kalmışsa, bu bile yeter. Şimdi geçiyoruz ona. Out number etmek ne demek biliyor musunuz? Out number demek, etmek ne demek? Biliyor musunuz böyle bir kavram? Out number etmek demek, sahanın muayyen bir yerinde, böyle siz zone yapan 2 tane adam var önde. Siz bunların arasına doğru bir pick yaparsanız, ikisi birden size aldıklarınızı, onlar size out number etmiş oluyor. Yani onlar ikisi birimsiniz, şu sahanın için. O ne demek? 5'e 5 oynadığınız için sahanın bir köşesinde de biz out number etmişiz. Biz orada geçiririz. Burada hazırlanan olay bu. Onun için matematik bu çok kolay. Bunu hemen anlayacaksınız. Evet. Bunu hemen anlayacaksınız ve buradan bunun master olarak çıkacaksınız. Öbürü gibi değil. Öbüründe verdiğim konsept o. Birebir adam geçecek adam aslında. Var mı bir şey sizce? Zon yapıyorlar. Herkes baksın. Zon yapıyorlar. Zonun öndeki adamın sahası bu. Öbür adamın sahası bu. Arkadakinin sahası bu. Onun sahası da öbürü bu. Gap dedikleri bu boşluklar. Yani kimin sahasında yerinde olduğu belli olmayan nokta. Gap bu. Buralara atak ediyor. Gap'e atak etmek bu demek. Bu matematik yani. Yani geometrik bunda anlaşılmayacak. Hiçbir şey yok. Motion offense gibi değil. Önce hiç öbüründe dribbling kullanmazken motion offense adam hiç kullanmazken bunda dribbling yok. İlk olarak ortadaki dribbling'den şuraya giriyor. Şu ikisi bunu alıyorlar. Bu burada out number ettiriyor kendisini. Bire 2 pozisyon yakalatıyor. Çünkü öyle bir yere giriyor ki tepe hücum ettiği zaman burada şurada bir karmaşa var. Yetki karmaşası. İkisi birden giriyor. Gepe hücum bu. Birinci devirde gepe hücum ediyor. Burada onlar ikiye birse sahanın bir yerinde, köşelerde ve koridorun içinde biz ikiye birse. Onu yakalayacak. Önce kendisini mahkum ediyor. 1-2 pozisyona. İkisi birden üstüne geliyorlar ve ondan sonra gelişiyor. Şimdi başlıyoruz. Birinci prensip bu. Bu artık her sonra karşı kullanacağınız bir şey. Hem topu tutan adamımız doğrudan alanın ortasına doğru hareket ediyor. The first thing a man with the ball can do is dribble right into the gap of the zone. Bunu yaparsa iki savunmacıyı üzerine çeker. Anlattım şimdi. Ve böylece diğer taraftakilere pas verebilir. When the man on the side gets karanlıkta topu alınca içeriye gider. Ve topu içeriye geçer. Şimdi ne oldu? Şu recover dediğimiz olayı bir daha anlatayım. Buraya doğru verdiniz. 2-1 oldu. Topu buraya verdiniz. Buradaki adama verdiniz. Değil mi? Şimdi ortaya toplanmış savunma recover ediyor. Yani açılıyor. Yeniden eski topun üstüne doğru geliyor. Bu adam buradaki üstüne koşarak hızla gelirken bu sefer bu tepe giriyor. Dribbling. Kim çıkıyor üstüne? Bu çıkıyor. Arkada bir tane boş atıyor. Bu matematik ve geometrik. Bu öğrendiğinizi her şekilde kullanabilirsiniz. Her türlü sonra kullanın. Eğer 1-2-2 oynuyorlarsa gepler başka türlü oluyor.
Burada 2-3 oynuyorlarsa başka oluyor, 2-3 oynuyorlarsa başka oluyor. Dün akşam bana birisi çok karartılınca bir sual sordu. Dedi ki, Efes nasıl oluyor da zonda hiç sayı yemiyor? Tamam mı? Bundan sonraki Efes maçları seyrederken, lütfen zon yaptıkları zaman yalnız Tamer'i seyredin. Yalnız Tamer'i seyredin. Tamer'in geneleri nasıl kapattığını göreceksiniz. Yani eğer onlar da 2-3 oynasalar, Tamer burada oynasa... Eğer Tamer burada oynasa, gepler tabii hep gevecek değil mi? Ama Tamer keresle gibi, şuralara doğru açılışlar, şuralara doğru açılışlar. Her gepi ortasında kapattığı için, arkadaki adamlar da bir yere oldukları için, Tamer bu işin ortadan adam bu. Yani şimdi Tamer'i seyrederseniz anlayacaksınız. Zaten Efes'in müdafası adam adama oynarlarken dahi, yoksa gidereceğiz. Adam adam oynarlarken dahi Tamer zon yaptı. Tamer adeta zon prensipleriyle ortada oynuyor. Tamer orta iyi kapatıyor ama Tamer eskiden biz yazı yazarken, basketbolda yazı yazarken ben şöyle bir yazı yazmıştım. Tamer için yazı yazmak çok kolay. Oyunun son 5 dakikası geldiğinde ben telefonla yazıyı veriyorum. Öbür taraftaki adam diyor ki tamam abi son 5 dakikası bundan sonrasını biz biliyoruz yazarız. Yazdıkları şey belli. Tamer zaten 5 faul yapmış çıkmış. Tamer oyunu terk etmiş. Tamer yüzünden Efes maçı kaybetmiş. Böyleydi Tamer. Ama Tamer oradan şimdi Avrupa'nın en iyi savunmacılığından biri oldu. Bu işte o bizim başladığımız milli takımla başladı. Şimdi Tamer hakikaten iyi savunmacı. Vücuduyla değil kafasıyla da yapıyor. Ve her double team'e giden, her adam adam oyunda, her boş adama giden o. Zone yaparak oynuyor. Eğer Tamer'in karşısında bir tane skor gücü kısıtlı bir adam varsa, işte bir sürü her takımda böyle 4 numaralar var skorer diye, onları buldu mu Tamer kalmış. Efes'in büyük oldu bir daha yenmek mümkün değil. Tamer'in adamı 2 tane skorer varsa, Tamer'e tabii güç skorer adam verir. Ama Tamer'in adamı sayı kodumdan zayıfsa, Efes'i yemek mümkün değil. Buradaki olay, Tamer bunu yapıyor. Siz de zor yaparken, orta adamınızı hep geplerin koruyucusu yapacaksınız. Yani zon defansında bir bilginiz olsun diye söylüyorum. Anlaştık değil mi burada? Nasıl avut tamir ettiriyoruz kendimizi ve sonra nasıl avut tamir ediyoruz? Önce buraya gidiyor, kısırdan bir beni alıyor, buraya gidiyor, o burada bir şey yapıyor, atak ediyor, bu şekilde de öteki adam işte, bakalım. Şu trenizde gördüğünüz şey var, taktirdim. İçeri girer gibi yapmış ya, çıkıyor. Bunun içinde ne yapsa ya? Gelir içine ortasına için. İkinci trenizde kullanmışlar. Kenara ayaklar. Buna bunu sınarlar. Bu da geldi. Adam adam oynuyor ben. Dondurdum onu kendi üstüme aldım. Oradaki adam boşaldı. Onu kullanıyor. Yani diyor ki, biz bunu kuran şey olarak adama geri basarım. Şey olarak adamı yapıp asırarsın. Ya da onun da üstüne oynayıp üstüne verirken onu friz etmesin. Adam adama aldırsın boşuna öyle basın. Tekrardan yana döncümü yapıyoruz. Bu artık matematik. Yani buradan çıktığınızda emin olun, Kudukas'ın daha Türkiye'nin dağıtı. Evet. Ortada yüklenin ve alanı hareket edin. Okay. Sakın dışarıda sıkışmayın. Bunun ikinci yöntemi karakterinden şalom kesmesi yapıyor. Savunmayı kırmayı başardı. Karakter için açık bir şut fırsatı. Bunlar alan savunmasına karşı dribbling'i zekice kullanmanın 3 yolu. Tamam anlaştık. Yani bu da matematik var, açık ve seçik. Yani kim sezon yaparsa dribbling'i böyle kullanacağız. Bu bitti. Şimdi için içeri dalandırıyoruz. Karantaki adamımız içeri dalandırıyoruz. Burada
Yapay ucunda şuradaki boşluğa arkadan düşüreksin yapdaki adam diye. Bazen buradaki adam değil, buradaki adam yapay ucunda. Yani gepe iki şeyle ucum ediyorsunuz. Bir topla, dribbling'e bir topsuz adam tutarmasın. Bütün nerededir gaye? Müdafayı toplamak. Sonra ne yapacaksınız? Dışarı verirsiniz. Müdafaa açılacak. Açılmış müdafanın gap ya da ucum edip ya turnike bulacaksınız ya şunu. Bu basit. Evet. İşte ani hareketle Osman birbiri diğerine fotoğrafında kastırıyor. İçeri dalıyor ve poz tanımıyla sayıya giriyor. İçeri ani giriş ve başlıyor. Alan savunmasına saldırırken kullandığımız beşinci prensip alanı kapatmaktır. Screen, şut fırsatı yaratmak için en yararlı yöntem. Şimdi en basit şekillerini göreceğiz. İlk önce top dışarıdayken alanın gerisindeki adam, alan savunmasının son adımının neler yapacağını görüyoruz. Top kanada geçirildiğinde hareketleniyor. Ve çabuk bir atış için alanın son adımını kapıyor. Bir diğer çabuk atış fırsatı, topu adamı kapatmak. Hareketleniyor ve toplu adamın savunmacısını kapatarak ona şut ya da iç pas fırsatını yaratıyor. Alanı kapatmanın üçüncü yolu topu yana yaratmak. Top kanada gelince savunmanın tepkisini görürsünüz. Şimdi skip pas yapıyoruz. Savunmanın arkasındaki adam kapatacak.